Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Böyle zor zamanlarda hayat kurtaran çok güzel su börekleriyle geldim. Porsiyonluk su börekleriyle geldim. Şöyle bir 3-4 saatinizi alacak ama böyle haftalarca tüketebileceğiniz muazzam su börekleri hazırlayacağız. Porsiyonlukta hazırlayacağız. Tavada da pişirmeyi göstereceğim. Öncelikle 1,5 kilogram kadar unum var. 10 adet de küçük boy yumurta. Çünkü bunlar köy yumurtasıydı. Köy yumurtaları biliyorsunuz çok büyük olmuyor genelde. Çok küçüktüler. Ben daha çok hamurun kıvamını göstereceğim. İçine koyduğum su miktarını da burada yazdım. Tuz, su miktarı, yumurta miktarı. Hem açıklamalar kısmına hem de buraya ekliyorum. Açıklamalar kısmından da not alabilirsiniz. Şimdi bir mutfak şefi kullanıyorum. Önce biraz hamuru bunda toparlattıracağım. Daha sonra elime alacağım ve güzelce yoğuracağım. Yoğurduktan sonra dinlendireceğim. Yumurtalı hamur olduğu için yumurta hamuru sıkar. Açması kolay olsun diye en az bir yarım saat dinlenmesi lazım. Şimdi ben şöyle tezgaha alacağım ve size daha çok kıvam göstereceğim. Makarna hamurudur bir nevi su böreği hamuru. O yüzden böyle biraz daha yumuşaktan ziyade sert bir hamura ihtiyacımız var. Beklerken biraz daha hamur kendini salacaktır. Şöyle ben size en son halini göstereyim. Yumuşaklığı bu şekilde olmalı. Üzerine yoğurduğum kabı örteceğim ve onunla birlikte yarım saat, 1 saat kadar dinlendirebilirsiniz. Hamurum dinlendi. Şimdi tekrar şöyle bir kez daha yoğuracağım ve bundan bezeler elde edeceğim. Ne kadar büyüklükte bezeler? Mutfak terazisi olanlar için 90 gram gibi bezeler ayarladım. Olmayanlar için de bir mandalina büyüklüğünde bezeler ayarlayabilirsiniz. Bunlar böyle bir kişilik bir porsiyonluk börekler olacaklar. Hamurlarımı bezelere ayırdım. Şimdi böyle yuvarlıyorum ve bir tepsiye alacağım. Unladığım bir tepsiye alacağım. Üzerine bir poşet de geçirebilirsiniz. Nemli bir bez de örtebilirsiniz. Üzerinin kuramaması için. Daha sonra ilk yuvarladığım bezeden başlayarak açmaya başlayacağım. Su böreğinin bence en büyük özelliği böyle insana hamur açmayı öğretiyor. Bu hamur kolay kolay yırtılmaz, kolay kolay yapışmaz. Yumurtalı sert bir hamurdur. O yüzden böyle çok ince açmanız da gerekmiyor. Makarna kalınlığında açmanız lazım. O yüzden hiç hamur açmayı bilmiyorsanız bile bu tariflerden kesinlikle korkmayın. Hamur açmayı su böreği yufkasıyla öğrenebilirsiniz. Böyle bir kendiniz ebatınca böyle biraz hafif de kalın olsun bir oklava edinin ve bol unlu tezgahta başlayın açmaya. Bir iki tane yapışsa da kırışsa da üçüncüsü güzel olacaktır. Hamurum neredeyse kıvama geldi. Şimdi böyle haşlama suyunu attığım zaman parçalanıyor diyenler için söylüyorum. Çok fazla inceltirseniz parçalanması muhtemel. Ununu şöyle bir sirkiyorum ve bir sofra bezinin üzerine alacağım. Şimdi 3-3 açmayı da göstereceğim. Bu biraz daha tecrübeliler için. Zamandan tasarruf etmek amacıyla 3-3 de açabilirsiniz. Önce böyle hepsini bir arada aralarına bol un serperek, daha sonra da böyle tek tek sararak birbirinin üzerine gelecek şekilde tek tek sararak üçünü aynı anda büyütebilirsiniz. Bugün bu hazırladığımız su böreklerinin birçoğunu buzluğa atmak üzere yaptım. Böyle kilitli poşetlerim vardı. Onları hazırladım. Şimdi göstereceğim. Sizler için hem pişireceğim fırında hem de tavada pişireceğim. Tavada da dilerseniz pişirebilirsiniz. Hatta tavalıkta buzluk için saklayabilirsiniz. Tavaya göstereceğim şekilde döşersiniz. Buzluğa atarsınız. Bir müddet donduktan sonra çıkartıp poşete atarsınız. Poşetten çıkarttıktan sonra tavaya tekrar alırsınız ve böyle hafif çözülmesini bekledikten sonra alt üst pişirebilirsiniz. Çözülmesi önemli tava böreğinin çünkü içi buzlu kalacaktır dışı çözülse bile. O yüzden böyle bir pişirmeden önce 1-2 saat önce çıkartmak buzluktan daha akıllıca olacaktır. Siz bir taraftan hamur açmayı izlerken ben de bildiğim püf noktalarını vermeye çalışayım. Normalde içine hiç su koymadan sadece yumurtayla yapanlar da var. Daha sert bir hamur olur.
Açılması biraz daha zahmetlidir. O da bir tercih tabii ama suyla yapıldığı zaman hem yerken çok güzel böyle ağızda eriyor hem de açarken çok daha kolay açılıyor. Bir de bu şekilde böyle belli bir kalınlığa ulaştığı zaman açmayı bırakırsanız yani çok inceltmezseniz fırında çok güzel kabaracaktır. Hiçbir yerinden patlamayacaktır. Haşlarken de sorun çıkarmayacaktır. Gördüğünüz gibi sofra bezimin üzerine aldım açtığım yufkaları. Bunlar birbirinin üzerine yapışmıyor. Çünkü sert bir hamur olduğu için merak etmeyin. Ortamınızda çok sıcak değilse hiçbir sorun çıkarmayacaktır. Bir taraftan suyumu kaynattım. Şimdi tenceremi çok doldurmuşum. Bir cezve kadar içinden su aldım daha sonradan. Siz biraz daha yarım başlayabilirsiniz. Tuzunu ilave ettim. İlk yufkamı içine atıyorum. Kenarda buz gibi soğuk suyum var. Neredeyse iki yufka yıkadığım zaman suyu değiştirdim. Yani çok sıklıkla suyunuzu değiştirin ve çok böyle 10 kiloluk falan bir leğende soğuk su bulundurun. Bu sayede böyle şoklanacaktır. Hiçbir şekilde soğuk suyu gördüğü anda sıkacaktır hamur kendini, parçalanmayacaktır. Kevgirle içine alırken biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Kevgirin kenarları biraz keskinse hamurunuz yırtılabilir. İki tane böyle oklava da kullanabilirsiniz içinden alırken. Kevgirin genelde böyle sapına doğru olan kısmıyla alın. Gördüğünüz gibi suyun içine batırdım, hemen çıkardım ve elimle sıktım, kenara alıyorum. Kenarda hemen onları rulo haline getiriyorum. Onu da hemen göstereceğim. Böyle kabaracak 30 saniye kadar mutlaka içinde kalsın. İçine sokup çıkartırsanız hem böyle yedikten sonra midenize oturacaktır hem de fırında yeterince kabarmayacaktır. Yufkamı gördüğünüz gibi tezgahımın üzerine serdim. Üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürüyorum. Ve istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Peynirli olur, patatesli olur, kıymalı olur. Ben birazını peynirli, birazını da kıymalı yaptım. Şimdi şöyle kısa kısa size geçmeye çalışacağım. Mutlaka tereyağını arasına sürüyorum ve böyle biraz bol bol katlayın. Sıkı sıkı katlamayın, böyle arası güzelce hava alsın. Şöyle bir tane de kıymalı göstereyim. Gördüğünüz gibi doğru düzgün fire vermedi. İki yufkam falan fire vermişti. Biraz ince açmışım. Onları da tava böreğine dönüştürdüm. Hemen onu da göstereceğim nasıl yaptığımı. Bu şekilde sarıyorum, çok sık olmayacak şekilde ve kol böreği gibi katlıyorum. Bunları biraz buzlukta dondurup ondan sonra poşetleyeceğim. Onu da göstereceğim şimdi. Tavada pişirmek için böyle bir 24 santim kadar kalın böyle bir teflon tava olursa çok daha iyi olur. Bir ilk yufkayı kuru olarak seriyorum. Daha sonra içine böyle aralarına hafif hafif tereyağı sürdüm. Parça parça yufkaları diziyorum. Böyle parçalayarak dizin. Bütün bir şekilde dizmeyin ki böyle araları çok fazla katlanmasın. Aralarına yine iki kat olacak şekilde iç harcından artık peynirli yaparsınız, kıymalı yaparsınız. Seriyorum. En son yufkayı üzerine bir parça halinde serip kenardaki yufkaları üzerine kapatacağım. Aralarına tereyağı sürerken çok abartmayın, çok yağlı olmasın. Böyle hemen böyle fırçayla septirerek sürün derim. Gördüğünüz gibi ben kıymalı yaptım. Dilerseniz peynirli, hatta böyle biraz kaşar peyniri de koyarsanız böyle keserken uzar, şahane de bir görüntüsü olur. Son olarak kapağını da kapattım. Yine tereyağı sürüp kenarlarını üste doğru katlıyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi bunu ocağa alacağım. Kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişireceğim. Hemen pişirirkenki halini de göstereceğim. Şu gördüğünüz camın üzerinde olanlar biraz buzlukta yarım saat kadar dinlenmiş olan böreklerim. Onları hemen poşetliyorum. Diğerlerini de aynı şekilde tekrar camın üzerine alacağım. Cam tablamın üzerine alacağım, buzluğa atacağım. Yarım saat kadar da onları donduracağım. Bu şekilde yaparsanız böyle poşetlere yapışmazlar. Çok daha kolay alırsınız içinden çıkartırken. 2-2'yi tek tek de poşetleyebilirsiniz. Böyle kilitli poşetler kullanırsanız da ağızlarını büzmek zorunda kalmadığınızdan düzgünlüğünü muhafaza edebilirsiniz. İlk partimi poşetledim. İnsanın emeğiyle gurur duyması böyle bir şey. Artık böyle son bir bakış atıyorsunuz. Vay be neler yaptım diyerekten. Bakın şöyle de yakından göstereyim biraz donmuş hallerini. Hiç formları bozulmuyor. Bunları dışarı çıkardığınız zaman fırınlayacaksanız direkt olarak fırınlayabilirsiniz.
Tavayı biraz bekletmek gerekiyor çünkü ocakta hızlı pişirdiği için. Ama eğer fırına atacaksanız bakın bunları bu şekilde hemen üzerine bir tereyağı sürüp fırınlayabilirsiniz. Ben sizin için şöyle tazesiyle bir tepsi kadar pişirdim. Bir bakın görün ne kadar güzel kabarıyor. Üstleri böyle çıtır çıtır oluyor. İçleri yumuşacık oluyor. Fevkalade böyle porsiyonluk su börekleri elde ediyorsunuz. Ve böreklerin fırından çıktığı yana yana da olsa şöyle kesip içini göstereceğim size. Ne kadar güzel kabarmışlar görüyorsunuz. Bu böyle suda güzel haşladığım için güzel kabarıyorlar. Böyle hemen sokup çıkartırsanız o çok böyle güzel kabarmıyor işin açıkçası. Hemen altlarını da göstereceğim. Keseceğim, içini de göstereceğim. Muazzam böyle çıtır çıtır mis gibi tereyağlı su böreklerim hazır. Özellikle sahurda hem çok doyurucu olur hem de çok lezzetli olur bence. Ve hemen sizi hiç sıkmadan bütün böreklerimi göstermek için şöyle tavada pişirdiğim böreği de göstermek istiyorum. Ters düz yapacağım. Keseceğim, içini de göstereceğim. Bu da kıymalı bir börekti. Bakın nar gibi kızarmış. Kapaklı pişirmenizi tavsiye ederim. İçini çok daha güzel alacaktır. Çok daha güzel kabaracaktır. Ve kalın bir teflonda pişirmenizi tavsiye ederim yine. İnce bir tava kullanırsanız dışını çabucak kızartır. İçi istediğiniz gibi pişmez. Aradan şöyle bir küçük küçük tereyağlar verdim. Zaten içinde de yağ var. Çok fazla yağlamanıza gerek yok. Şöyle biraz hafif ılıdıktan sonra, biraz ilk sıcağı geçtikten sonra kesip size şöyle katlarını, içini göstermek istiyorum. Hiçbir katı hiçbir katına yapışmadan muazzam güzellikte piştiler. Hem tavada hem de fırında yaptıklarım şahane oldular. İstediğiniz iç harcını kullanarak bu börekleri hazırlayabilir, buzluğunuza atabilirsiniz. Dediğim gibi bir yarım gün uğraşırsınız ama böyle aylarca yersiniz. Ani bir misafiri ya da sahurda çıkartıp pişirmek için çok güzel bir fikir bence. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Umarım işinize yarar. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.